Yeni sezonda sezonun ilk bölümüyle hanelerinizde misafiriz. Özlemiştik sizi. Sizler de bizi özlediniz. Çünkü sosyal medya hesaplarımızdan zaman zaman programın ne zaman başlayacağına dair birçok mesaj aldık. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama programımızı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Sayın Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam'la bitirmiştik. Geçen sezon bu sezonda cenab Allah'a sonsuz nihayetsiz hamdü senalar olsun ki bir tevafukla Doktor Fatih Mehmet Aydın hocamla başlayacağız programa. Programımıza katılıp sorularını sormak isteyen izleyicilerimiz için telefon numaralarımızı hatırlatalım istiyorum. 0312 alan koduyla 294 4 294 nolu telefon numarasını tuşlarsanız Diyanet televizyonumuza, Diyanet'e soralım ekibinden ekip arkadaşlarımıza ulaşacağınızı biliyorsunuz. Ama belki bizi ilk kez izleyenler, ilk kez dinleyenler vardır. Onlar için bir kez hatırlatmak istedim. Diyanete soralim et diyanet.gov.tr adresi üzerinden de mail yoluyla sorularınızı sormanız, merak ettiğiniz içerikleri bizimle paylaşmanız mümkün. Ve sosyal medya üzerinden soru sormak, aklına takılan bilgileri bizimle paylaşmak ve teyit etmek isteyen izleyicilerimiz Facebook ve Instagram üzerinden Diyanete soralım sayfalarına ulaşabilirler. Özellikle yayın esnasında bizi izlediğiniz zaman aklınıza gelen soruları iletmek isterseniz eğer sosyal medya hesaplarımızı daha aktif şekilde kullanabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızda aynı zamanda programımızda daha önce cevaplandırılmış soruları şöyle kısa kesitler halinde paylaşıyoruz. Onlardan da istifade etmek için hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanete soralım sayfalarını takip etmeniz bizi mutlu eder. Hayra vesile olmuş olursunuz. Programımız aynı şekilde aynı zamanda Diyanet Risalet Radyo üzerinden de canlı yayınlanıyor. Evlerinden, iş yerlerinden veya otomobillerinden bizi dinleyen, bizim programımıza ve heyecanımıza ortak olan Diyanet Risalet Radyo, Radyo ailesine de Selamlarımızı iletiyoruz efendim. Programımız hayırlara vesile olsun. Muhterem hocamız Doktor Fatih Mehmet Aydın'a bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım akabinde inşallah yavaş yavaş sorularınızı sormaya başlayacağım. Fatih Hocam hoş geldiniz, safa hoş bulduk. getirdiniz. Allah razı olsun, yani sağ olasın. güzel bir tevafuk oldu. Sezonu sizinle bitirmiştik. Şimdi yeni sezonda sizinle açmak nasip oldu. Yeni sezona dair söyleyecekleriniz varsa onları bir almak isteriz efendim. Yani elhamdülillah Rabbimize şükür olsun. İlk günkü gibi bu programa başladığımız ilk zamanki gibi heyecanlıyız. Rabbim heyecanımızı daim eylesin inşallah. Din İşleri Yüksek Kurulu gibi kökü ta Cumhuriyet'in başına hatta ondan öncesine dayanan yüce bir kurumda çalışmaktan her zaman kıvanç duyduk. İnşallah bundan sonra da kurulumuzun müktesebatını kendisini güncelleyerek bugünden sonrasına hazırlayan kurulumuzun o bilgilerini bizlerin arkadaşlarımızın mutfakta çalışarak hazırladığı efendim kararları fetvaları yine halkımıza ulaştırmaktan her zaman kıvanç duyacağız. İnşallah e, hep beraber diğer hocalarımla birlikte bu güzellikleri yaşayacağız. Rabbim bugünden sizlere ve burada çalışan bütün kardeşlerimize, efendim arka planda çalışan kardeşlerimize, bizleri burada görevlendiren hocalarımıza Rabbim'den ...efendim sağlık, sıhhat, afiyet dileyerek e, sözü tekrar size Eyvallah bırakmak hocam. istiyorum. Allah razı olsun. Aslında benim unuttuğum bir şeyi hatırlattınız hocam. Din İşleri Yüksek Kurulu gibi köklü bir kurumun içerisinde tarih boyunca görev alan... ...belki şu anda Emre Hak vaki olup da hayatını kaybeden hocalarımız da var... Onlara da Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Kurulda görev yapan hocalara da sağlık, afiyet diliyoruz. Allah Sizin Allah şahsınızda olsun. bütün kurula bir kez daha teşekkür ediyoruz ben hocam. Cenabı Allah yokluğunuzu göstermesin. Sosyal medya ile başlayalım istiyorum. Biz bu sosyal medya sorularını cevaplandırırken sizler de telefon üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Osman Bey hayırlı yayınlar dileklerini bulunmuşlar. Çok özlediklerinden, hasretle beklediklerinden bahsetmişler hocam. Bu ifadeleri kullanan çokça izleyicimiz var. Allah her birinden razı olsun. Şöyle demiş Osman Bey. Miras kalan bir arazi için zekat vermek gerekir mi? Devamında da şu ifadeleri kullanmış. Henüz resmi olarak bir paylaşım gerçekleşmedi ama biliyoruz ki şu falanca arsada bizim bir hakkımız var ve miras olarak bize düşecek. Bu konuda hocamız ne cevap verir? Zekat vermemiz gerekir mi, gerekmez mi? Biraz tereddüt halindeyiz demiş. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok muhterem hocam, malumunuz miras kişiye akrabalarından kalan bir maldır. Evvela şunu bilelim ki miras henüz paylaşılmamışsa bu kişinin zaten mülkü olmamıştır. Yani mülkiyetine geçmemiştir. Zekat ise kişinin mülkiyetine geçtikten sonra efendim e, söz konusu olabilir. Fakat mirasta farklı bir durum daha var. Onu da ifade etmemiz gerekir. Diyelim ki e, efendim bir kimse vefat etti. Onun çocukları, eşi bu e, vefat eden kişinin malını bölüştüler. Yani miras sahiplerine dağıtıldı dağıtılan bu mal dağıtıldıktan sonra kendisine e, miras yoluyla geldiği için e, henüz zekata konu olamaz, zekata konu olabilmesi için e, bu malın e, satılıp paraya çevrildikten sonra ancak böyle bir şey durum söz konusu olabilir. Yani, ...miras kalan bir mal... ...ister menkul olsun... ...ister gayrimenkul olsun... ...eğer paraysa... ...tabii ki bu kalan para... ...ve bu tür altın... ...bunlar üzerinden bir yıl geçtikten sonra... ...efendim... ...zekata konu olur... ...ama bir... ...menkul veya gayrimenkul mal ise... ...bu mal... ...kişinin kullanacağı... ...ihtiyacı olan bir mal olabilir ya da ihtiyaç fazlası bir mal olabilir. İhtiyacı bir malsa zaten kullanır. İhtiyaç mal fazlası bir mal ise bu durumda zekata konu olabilmesi için o malın satılıp paraya çevrilmesi gerekir ki efendim zekata konu olsun. Ben babamdan arsa kaldı. Bu arsayı ticari amaçla kullanacağım şeklinde niyet etmek de yeterli değildir. Bunun illaki ki e, satılıp paraya çevrilmesi e, gerekir ki e, zekata konu olabilsin. Aksi takdirde salt niyette yeterli Eyvallah. değildir. Teşekkür ediyoruz. Malumunuz geçtiğimiz hafta ilk orta ve lise düzeyindeki okullarda öğrencilerimiz eğitim öğretime başladılar hocam. Onlara da başarılar diliyoruz. Cenab-ı Allah iyi bir eğitim dönemi geçirmeyi nasip etsin. Mehmet Bey şöyle demiş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının işte okulda kullanmaları gereken eşyaları satın alsak, onlara hediye etsek ama bunu da zekat niyetiyle yapsak. Bu konu hakkında hocamız ne söyler? Cevaplandırırsanız sevinirim diye de not etmiş. Çok muhterem hocam, ee, tabii ki e, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak önemli. E, fakat e, bu ihtiyaçları zekata sayabilmemiz için zekat verdiğimiz kişinin zekat almaya ehil olması gerekir. Bu durumda da temel bir takım şartlarımız var her zaman e, söyleriz. Hı hı. E, burada da temel husus nedir? Zekat alacak kişinin fakir olmasıdır. E, çocuklarımız ilkokulda olabilir, ortaokulda olabilir, lisede, üniversitede veya Kur'an kursunda olabilir ya da e, yeni açılan Kur'an eğitim merkezlerimizde evet. okuyabilir. E, bu çocukların zekat alabilecek nitelikte olabilmesi için ya Bülür çağından eğer küçükse bu çocuklarımız babalarının zekat alabilecek şekilde fakir olmaları yani ihtiyaçlı olmaları gerekir. Ama bu çocuklarımız bülür çağını aşmışlarsa babalarının maddi durumuna bakılmaksızın bu çocuklarımız eğer gerçekten bir maddi zenginlikleri yoksa e, hani her zaman söylüyoruz ya 80.18 gram altın veya bu değerde bir mala sahip olmak gibi böyle bir durum yoksa bu çocuklarımız zekat alabilirler zekat alabilir durumda ise bu öğrencilerimiz o zaman bunlara e, nakdi olarak parasal destek verebileceğimiz gibi burs gibi destek verebileceğimiz gibi ...aynı olarak bu giyim eşyası olabilir ee, ya da işte okul araç gereçleri olabilir. Ee, bunlar da zekat olarak alınıp teslim edilebilir. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir telefon bağlantımız var. Ankara'dan Makbule Hanım telefon hattımızdaymış. Alo. İyi akşamlar hocam. Hayırlı Sağ olun. yayınlar. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar Makbule Hanım. Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Ee, Kredi kartıyla ta, e, taksitle alışveriş yaptığımızda vade farkı koyuyor. Mesela 50 lira bir ürün aldığımızda 60 lira oluyor. Bu caiz midir? Bunu merak ediyorum. Peki. Hocam yanıtlarsa çok sevinirim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar dilerim efendim. Allah'a emanet olun. Ya kredi kartı da artık hepimizin cebinde var hocam. Bunlara evet. dikkat edilmesi gereken hususları ben ilave edeyim soruya. Vade farkı oluştuğu zaman kredi kartı kullanmakta bir sakınca olur mu? Şimdi ee, muhterem Hocam, kredi kartı hususu e, şöyle e, söyleyebiliriz. E, kredi kartını üreten ve piyasaya süren insanlara e, dağıtan bankalar e, diyor ki üye iş yerlerine, ben sende mal alacak olan şu kişinin e, e, borcunu üstleniyorum. Kefiliyim değil dikkat edin borcunu üstleniyorum. Ee, ondan dolayı bu kişi senden mal alacak hı hı. ve ben bu kişinin borcunu üstleneceğim. Vakti zamanı gelince bu kişinin sana vermesi gereken e, ödemeyi ben sana yapacağım. E, sen şimdi bu e, malı e, efendim alışveriş yapan kişiye teslim et e, efendim bunun yerine ödemeyi ben yapacağım. Daha sonra müşteri de bankanın yapmış olduğu bu ödemeyi efendim bankaya vakti zamanı gelince ödemesini yapmaktadır değil mi böyle işleyiş bu, işle iş bu şekilde bu durumda biz malı kimden alıyoruz iş yerinden alıyoruz halı alsak kitap alsak efendim ya da başka bir beyaz eşya herhangi bir şey satın aldığımız zaman satıcı iş yeri alıcı biz müşteri, halk yani alışveriş yapan kişiler. Bu durumda banka şöyle ödemeyi yapan, müşterinin adına ödemeyi yapan bir kuruluş olmakta. Yani borcu üstlenen bir kuruluş olmakta. Buna göre biz kredi kartıyla bir malı satın alırken üye iş yeri bize diyor ki, eğer hemen peşin bir hani tek çekim diyor, değil mi? Evet. Tek çekim. Eğer bu malı satın alırsan, e, bunun fiyatı diyelim 100 lira, ama bunu 10 taksitle veya 3 taksitle artık o malumunuz izinler e, ilgili yerlerden çıkıyor. Eğer e, 3 taksitle 5 taksitle imkanlar ölçüsünde satın alırsan, biz e, bir vade koyuyoruz. Yani artı bir miktar para koyuyoruz. Bu durumda bir tarafta para öbür tarafta da mal olduğu için bu işlem e, iş yeri ile müşteri arasında gerçekleştiği için biz buna caizdir diyoruz. Bu faiz değildir. E, efendim ama bir fazlalık konuldu. Şöyle düşünün kredi kartını çıkarın aradan gittiniz bir mağazadan efendim herhangi bir şekilde bir mal alıyorsunuz bir beyaz eşya veya koltuk takımı herhangi bir şey satın alıyorsunuz. Mağazacı diyor ki peşin alırsan 100 lira, taksitle alırsan 120 lira. 3 taksit yani kredi kartını sokmadan 3 taksit, 5 taksit neyse. Bu durumda biz peşin alırsak 100 lira ödüyoruz, taksitle alırsak 120 lira ödüyoruz. Bu nasıl caiz ise araya kredi kartı soktuğumuzda da durum aynıdır. Çünkü biz burada iş yerinden alıyoruz bankadan satın almıyoruz ee, bu nedenle e, kredi kartıyla taksitli alışveriş yapmakta bir sakınca yoktur bu şekilde kardeşimizin sorusuna cevap verdikten sonra sizin ilavenizi de e, dikkate alarak şöyle genişletelim uygun görürseniz kredi kartıyla al, e, işlem yaparken dikkat edeceğimiz hususlar şunlardır birincisi Elimizdeki kredi kartı hangi bankanın olursa olsun bu kredi kartıyla nakit avans e, yani nakit para çekersek banka bir faiz koyuyor. E, bu caizli bir işlem değildir. Yani bu caiz olmaz. Yani kredi kartıyla nakit avans kullanmak kesinlikle caiz değil. değildir. Çünkü kredi kartıyla nakit e, para çektiğinizde banka buna belli bir miktar faiz tahakkuk ettiriyor. Evet. İşte bu caiz olmayan bir işlemdir. İkincisi kredi kartıyla yapılan alışverişlerin ödeme günü var değil mi? En son ödeme günü şu tarihte en son ödeyeceksin diyor banka. E, kişi, bu e, bazı durumlarda değişiyor. Kişiler farklı zamanları tercih edebilirler. Ama son ödeme tarihini herkes biliyor. Sakın son ödeme tarihini geçirmeyelim. Eğer geçirirsek o zaman banka faiz, faiz işletiyor. E, bu da e, bizi e, faizli işlem yapmaya sokmuş oluyor ve bu caiz olmayan e, bir husus ortaya çıkmış oluyor. Dikkat edeceğimiz bir başka nokta ise nedir? Biraz önce dedik ki kredi kartıyla taksitli işlem yapabiliriz. Fakat kredi kartıyla taksitli olarak altın ya da gümüş gibi bir e, zati para sayılan bir şey satın aldığımızda o zaman veresi olarak bir parayı parayla mübadele etmiş oluyoruz. Paranın parayla mübadelesi ise Yine vadeli olarak yani efendim sonra ödemek kaydıyla bu da nakit para çekmek gibi olur. Ve bu da caiz olmayan bir yani bunu işlem. bunu Daha anlaşılır olur. hale getirirsek, taksitli altın almak caiz değil. Taksitli altın almak caiz değildir. E, vaktinde son ödeme tarihinden sonraya bırakmak faiz olacağından caiz değildir. E, nakit para çekmek yine caiz değildir. Soruyu bitirmeden bir husus daha eklemek istiyorum. Buyurun, o da diyelim ki kredi kartıyla tek çekim yaptınız, e, bir buzdolabı. Veya mobilya takımı aldınız eve geldiniz hemen bankanızdan size bir kısa, bir mesaj, kısa mesaj. Ve orada diyor ki isterseniz şu kadar e, efendim faiz oranıyla bunu 3 e, aya 5 aya 6 aya bölebilirim diyor. E, bu durumda siz de evet derseniz e, siz baştan yapsaydınız bunu üye iş yeriyle. Biraz önce söyledik. O Herhangi bir problem olmayacaktı. Caizdi. Fakat araya banka girdiğinden dolayı bu işlemi bankayla yaptığınız için bankaya olan borcunuzu bir faiz oranı karşılığında efendim fazlalaştırdığınız ve vade karşısında çoğalttığınız için caiz olmayan bir işe imza atmış oldunuz. Eyvallah Demek ki tek çekimi daha sonra banka üzerinden taksitlendirmek. taksitlendirmek, caiz değildir. Ancak direkt üye iş yeriyle bu işlemi yapmak ise caizdir. Fakat bazı bankalar şunu söylüyor. Ben kendimden 3 ay daha uzatıyorum. Yani 3 ay bana ödeme yapma diyebiliyor. Herhangi bir şey Herhangi değil. bir karşılık olmadan bu işlemde caizdir. Fazla ödememek kaydıyla. Eyvallah. Şimdi uzun yıllardır burada hocalarımla beraber olunca ben de tabii onların tecrübelerini demek ki biraz kazanıyorum. Bir şey husus daha var mıydı hocam? Sanki hani bu ekstrede diyelim ki bizim 10 bin lira ödememiz gerekiyor son ödeme tarihinde. Ama bir de asgari ödeme tutarı yazıyor ya. Evet. Onu ödersek sıkıntı olur mu? E, tabii o biraz önceki söylediğimizin sonucu son ödeme tarihinde tamamını ödemek ödememiz gerekiyor. Tabii. Yoksa asgarisini ödediğimizde yine banka faiz hakuk ettiriyor. Ee, bu da caiz olmayan bir işlem olur. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız, uzatmamız gerekiyor. Rabbim helalle yetinebilen e, kimselerden eylesin ve bizi lütfuyla zenginleştirsin. Erzurum'dan bir telefonumuz var. Betül Hanım hattımızdaymış. Alo. Selamün hocam. Ve aleyküm selam Betül Hanım buyurun. Yeni yayın dönemi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sizleri çok özledik. Allah razı olsun. Hoş geldiniz evlerimize diyelim. Teşekkür ederiz. Allah edin. emeklerinizi zayi etmesin. Amin efendim. Allah razı olsun. Duanızı eksik etmeyin lütfen. Dualar müşterek. E, hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. E, kart ile altın alınabilir mi? Hesap kartı ya da kredi kartı. Eyvallah. Bu durumda bir değiştirir mi durumu hesap kartı ya da banka kartı olması? Bunu soracaktım hocama. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Erzurum'a selam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Aslında biz bu konuyu konuşmuştuk. Tabii izleyicilerimizin soruyu biraz daha çeşitlendirmesi bu konuyu biraz daha açmamız gerektirdiğini hatırlattı evet. bana hocam. Kredi kartının tek çekimiyle alınır mı? Bir de hesap kartı var. Yani sanki evet, Maaş kartı maaş dediğimiz. Maaş kartımız bizim. Evet. İçinde paramız kendi öz paramız olan para. yatırıyoruz. Hemen çektiriyoruz post cihazından ve altını alıyoruz. Bunda bir sıkıntı var mı? Biraz önce bıraktığımız noktadan devam edersek, evet. e, taksitli olarak kredi kartıyla altın satın almak caiz değildir demiştik. Fakat tek çekim, e, o, e, kredi kartıyla tek çekim yaparak altın, e, gümüş gibi bir takım ziynet eşyalarını satın alabiliriz. Burada e, dikkat etmemiz gereken veya e, bize... E, Üye iş yeri yani kuyumcu tarafından söylenecek bir husus var. Efendim siz tek çekim de yapsanız e, kart üzerinden işlem yaptığınız için Hı. nakit ödemediğiniz için bir e, komisyon e, ödemeniz gerekir e, diye e, malumunuz kuyumcular söyleyebiliyorlar. Bu komisyonu kuyumcu esasında bank üye iş ile arasındaki e, işlemlerden dolayı alıyor ee, o açıdan kuyumcunun istemiş olduğu bu komisyonu vermekte bir sakınca yoktur. Burada önemli olan işlemin peşin peşin olmasıdır. Şöyle düşünelim yani kuyumcuya gittiğimizde alt, bir tarafta e, te, e, Türk lirası var öbür tarafta altın var. E, fiyatının e, efendim 100 lira olmasıyla 110 lira olması arasında bir fark olmaz. Önemli olan peşin peşin evet. olmasıdır. Kredi kartıyla da tek çekim dediğimizde peşin peşin olmaktadır. Ondan dolayı komisyon bedelinin verilmesinde bir sakınca yoktur. Aynı husus maaş kartı dediğimiz, hesap kartı dediğimiz durumda da geçerli oluyor. Bazı kuyumcular hesap kartından parayı hani verdiğinizde, çektirdiğinizde komisyon alıyorlar. Bazıları almıyor. Artık onların bileceği bir şey. Bu durumda da Yine peşin peşin olmak kaydıyla ki direkt orada peşin oluyor. Çünkü hı hı. siz altınınızı alıyorsunuz ve hemen hesabınızdan karşı tarafa e, para çıkmış oluyor. Peşin olmak kaydıyla hesap kartından da altın veya gümüş gibi ziynet eşyasını almakta bir sakınca yoktur. Peki efendim teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sosyal medyadan başka bir soruyla devam edelim. Nermin Hanım'ın selamları var size. Namazlarımı kılarken... Sünnet namazlarımı kılarken nafile namaza diye mi yoksa sünnete diye mi e, niyet etmeliyiz? Bu konu hakkında bir kararsızlığım var demiş. Hocam cevaplandırırsa bundan sonra ona göre hareket evet. edelim diyor. Sünnet namaz aslında nafile namaz demektir. Nafile namaz sünnet namaz demektir. Ee, burada niyeti nasıl yaparız? İki şekilde yapabiliriz. Bir mesela öğle namazının ilk sünnetini kılıyoruz. Niyet ettim Allah rızası için Bugünkü öğle namazımın ilk sünnetini kılmaya, son sünnetini kılmaya şeklinde niyet edebiliriz. Bu şekilde niyet edebileceğimiz gibi mutlak olarak da niyet edebiliriz. Yani Allah rızası için namaz kılmaya, nafile namaz kılmaya şeklinde de niyet edebiliriz. Yani Ama hiç bu vaktin ismini vermeden Yok değil mi hiç vaktin ismini vermede, vermeden de niyet edebiliriz. Fakat dikkat etmemiz gereken husus bu nafile namazlar için Geçerlidir e farz namazda Vakti belirterek Namaz kılmamız gerekiyor hmm. Yani niyet ettim bu vaktin Namazı bu vaktin namazı Dediğimizde zaten akla farz namaz Gelir kılmaya şeklinde Niyet ederiz e, Efendim Burada ben mutlak olarak söylesem O zaman doğru olmaz İlla o vakti belirterek Farz namazları Niyet etmemiz gerekir ama Nafile namazlarda Vaktin ismini vererek de nafile namazı söyleyebiliriz. Mutlak olarak da nafile namaz yani sünnet namaz kılabiliriz. Eyvallah hocam. Allah kabul etsin. Nermin Hanım'ın bir sorusu daha var. Malum artık düğünlerde gittiğimizde geline ve damada veyahut da her ikisinin ailesine bir takım hediyeler veriliyor. Çeyrek altınlar, gramlar, yarımlar, tamlar. Burada şöyle bir algı da var hocam. Şimdi izleyicilerim bana hak vereceklerdir. Sanki o altınlar geri ödenecekmiş mantığıyla verilen durumlar da var. Nermin Hanım da diyor ki biz bu altınları geri ödemek için biriktiriyoruz diyor. Hani zamanında bize takıldı. Evet. Ben biliyorum ki Ahmet Efendi ile Ayşe Hanım bize taktılar. Biz de götürüp onların çocuklarına biz düğünlerinde vereceğiz. Dolayısıyla bu biriken altınlara zekat vermek gerekir mi? Bu hususu hocam cevaplandırır mı demiş. Yani e, gerçekten cevaplandırmakta zorluk çektiğim, ...cevaplandırmakta sıkıntı yaşadığım bir soru bu. Ee, çok muhterem hocam. Ee, neden? Çünkü hem sorunuza başlarken hediye dediniz değil mi? Evet. Ee, <laughs> hem de e, sonra borç dediniz. Hangisi doğru? İkisi de oluyor hocam şimdi. Bunu hangi niyetle verdiklerini evet. bilmiyoruz. Şimdi. İşte e, borç nasıl olur? Ben sizden Furkan Bey bana şu kadar borç verir misiniz derim. Siz de bana borç verirsiniz. Bu bir borç haklı olur. Fakat ben düğün yapıyorum, siz getirdiniz, hediye taktınız oğluma, kızıma. Efendim sonra akl, aklınızda ben bunu borç mu verdim? Ben sizin borç mu verdiğinizi, hediye mi verdiğinizi nereden bileceğim? E, bilemem. Efendim bu durumda Allah rızası için ne olur? Yani toplumdaki dayanışmayı, efendim e, birlikte olmayı, yardımlaşmayı, yardımlaşma duygusunu bozmayalım. Yani gönlümüzden ne kopuyorsa onu götürüp hediye verelim. Bazen gönlümüzden sadece düğüne katılmak da kopabilir. Yani gidip gelini, damadı efendim e, hayırlı olsun demek, onların annelerine, babalarına hayırlı olsun demek de gönlümden kopabilir. Herhangi bir hediye vermeden bu da yeterlidir. İlla bir şey götürmek zorunda değiliz. Ama bir şey götürdüğümüzde de onu bekleme e, beklemeyelim. Yani illa bunu bana geri getirsin şeklinde düşünürsek işte bu yardımlaşma duygusunu zedeler, yaralar ve toplumda bir takım problemlerin meydana gelmesine neden olur. Onun için ne hediye götürenler bunu borç olarak niyetlesinler, ne de hediye götürülenler efendim e, bunu ödeme e, yükümlülüğünü üzerlerinde hissetsinler. Düşünebiliyor musunuz? Oğlunuzu, kızınızı evlendiriyorsunuz. Siz anne-baba olarak külfet altına giriyorsunuz. Yani bu da çok çarpı, çarpık bir olay değil mi? Ee, zaten bir sürü e, sıkıntı yap, e, yaşamışsınız. Ondan sonra da bir de boşlanıyorsunuz. E, bu durumları aramızda e, iyi niyetle, güzellikle halletmemiz gerekir. Hiç kimse birbirine Efendim borç niyetiyle bir şeyi götürmesinler. Ee, ama ben götürüp vereceğim ve bunu borç kabul ettim. İlla ki Diyorsa. borç kabul etmişse o zaman söylesin karşı tarafa. Desin ki bak kardeşim senin getirdiğini ben sana vereceğim. Bunu borç kabul ettim. O zaman borç olarak onu düşer. Ama böyle bir şey dememişse karşı tarafa da böyle bir bilgi vermemişse bu borç değildir. Çünkü onun da bunu... Beklememesi yani, gerekir. Peki hocam bölgede böyle bir örf varsa hani bilir ya insanlar bu bizim bu, şehrinde böyle bu, bir şey var. bu vardır. örfü oluşturmayalım. Oluşuyorsa o örfün önüne geçelim. Eyvallah. Bakın çok böyle net bir şey söylemeye çalışıyorum dikkat ederseniz. Ya çok, çok önemli bir konuya temas ettiniz. Çünkü bazen zaman zaman duyuyoruz işte vatandaş düğüne gidemiyor sonra telefon açıyorlar. Ya siz bizim düğüne gelmediniz bir zamanında size şöyle bir. Altını getirmiştik bizim altınımızı geri getirin Şimdi, da değil Furkan kardeşim birisinin 3 tane oğlu var Öbürünün 5 tane oğlu var O 5 oğluna götürdü sonra ne yapacak 3 oğluna mı götürecek Öbür ikisini ne yapacak Yani bu hediyeleşme ruhunu Doğru. Yardımlaşma ruhunu Doğru. Dayanışmayı e, Bozan bir durum Allah rızası için e, Bu e, güzelliği e, Zedeleyen insanların kalbini sıkıntıya sokan durumu hayatımızdan, örfümüzden çıkaralım. Böyle bir örfün yerleşmesine engel olalım. Eyvallah hocam. Ev isimli bir izleyicimiz var. Türkmenistan'dan selamlarını iletmiş. Bizden de tüm Türkmenistan'a, Türkiye Cumhuriyetleri'ne, bütün soydaşlarımıza selam olsun. Zekatla ilgili bir sorun var. Zekatın şartlarından biri olan zekat verilecek maldan borç varsa onu ayırma şartından bahseder ya hocalarımız demiş. Şimdi bir dükkandaki ticaret mallarının %60'ı vadeyle ya da borçlu olarak alınmış. Kalan %40'ı da kendi öz malımız. Bizim sermayemiz oluşmuş mal. Ee, bunun %40'lık bölümün hesabı aşıyorsa diğer e, kısım hesaba dahil edecek mi? Sorunun özünde şunu sormak yani istemiş borcu aslında. Borcun ya yani ben nasıl? zekat mükellefi miyim? %40'lık bölüm isabı aşıyor ama %60'lık bölüm de borca tabi. Bu durumda ne yapmam lazım? Evet. Yani bunu hep söyleriz ya çok muhterem hocam e, zekat her mükellef e, zekatı için bir mali yılbaşı tespit eder. Hı hı. E, yani elindeki malı e, tabii hangi malı e, nami malı yani parası para altın döviz gibi para cinsi olan e, malı bir de ticaret eşyası olan malı. Yani alım satımını yapmış olduğu malı eğer 80.18 gram altın e, veya bu değerden daha fazlaysa ve bunun üzerinden e, ve bunu da tabii ki nasıl elde edecek? Borçlarını düştükten sonra öyle değil mi? Temel ihtiyaçlarını zaten söylemiyoruz. Bu ticaret malı borçlarını düştükten sonra... E, eğer elinde 80.18 gram altın ve değerinde yine bir mal kalmış ve bunun üzerinden de bir yıl geçmişse o zaman zekatını verecek. İşte buradaki temel şartlardan bir tanesi de borcunu düşmesidir. Yani bu elindeki ticaret için olan para veya ticaret eşyası mal yani para her zaman ticaret için or oraya yanlış anlaşılmasın. Çünkü ona hükmü mal diyoruz. Tabii ister e, yastığın altında dursun, ister kasada alım satımını yapsın her zaman e, yani hükmen ticaret malıdır. Onun dışındaki ticaret e, için olan menkul ve gayrimenkul, bütün bunların hepsinin zekatını hesap ederken diyoruz ki bu kişi e, borçlarını çıkaracak, borçlarını Peki, düşecek. Bu borçları düşerken hocam mesela benim 24 ay sonra ödeyeceğim bir borç var veya 48 ay sonra vadesi gelmiş o gün 48 aya tekabül ediyor. Hepsini mi düşeceğim evet. yoksa zekat yılım içerisindeki yani tabiri caizse 12 aylık vade planında olanları mı düşeceğim? Şimdi borçları düşerken e, iki durum var. Birincisi birikmiş borçları zaten düşmemiz gerekiyor. Yani o zekat yılı içerisinde ödemesi gelmiş Hı. birikmiş borç hemen ödenmesi gereken borç. Bunları zaten düşmemiz gerekiyor. Bir de özellikle modern zamanların getirmiş olduğu bir husus var. Eski dönemde de varmış ama bu kadar çok değil. İleride ödenecek belli bir takvime bağlanmış borçlar var. İşte kredi borçları gibi Çekler ya da efendim işte kişi ev almıştır 10 yıl ödeyecektir. Toki borcu gibi uzun vadeli ve bir yıl iki yıl üç yıl e, ileriye doğru belli bir takvime bağlanmış olan borçlar ya da beyefendi'nin söylediği gibi mal almıştır bu malı üç yılda ödeyecektir e, İşte o zekat yılına tekabül eden kısmı e, düşecektir daha sonraki e, belli bir vadeye bağlanmış e, ileri tarihteki o zekat yılından sonraki dönemlerdeki Borçlarını düşmeyecektir. Yani evet. bir yıllık borcunu düşecek diyoruz. Düştüğünde de yine hesabın üstünde Tabii kalıyorsa ki. zekatını verecek. Elbette ki. Belki. O temel şartımız zaten. Allah razı olsun hocam. Bir telefon bağlantımız daha var. Eskişehir'e gidiyoruz. Metin Bey telefon attığımızda. Alo. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar Metin Bey. Benim hocama şöyle bir sorum olacak. Buyurun. Şimdi ev almak için bazı bankalar belirli faiz oranlarında kredi veriyorlar. Hı hı. Ama bazı şirketler de %10 gibi sabit bir ücret karşılığında finans desteği yapabiliyorlar. İkisi de aynı anlama mı geliyor? Bunu sormak istiyorum. Yani ev almak için kredi kullanmak caiz midir? Ben bunu sormak istemiştim. Peki. Zaman. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Eskişehir'e de selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hocam bu soruyu biraz açmak istiyorum yüksek müsaadelerinize. Çünkü e, bilmiyorum sizin kulağınıza geldi mi ama sokakta bazen vatandaşla konuştuğumuzda veya bir mecliste Diyanet ilk ev için faizli krediye evet dedi. Dedi ya diyor böyle bir de ısrarla üzerine basarak söylüyor. Diyanetin böyle bir fetvası var mı? Yani kişinin oturacağı ilk ev için faizli kredi kullanması caizdir diye bir fetva tarih boyunca verildi mi? Bu bir. ikincisi bankaların belirlemiş olduğu faiz miktarını yanı sıra bir de inşaat firmalarının vermiş olduğu bir takım destekler var. İşte şu kadar peşinat, kalanını da şu kadar şu ayda, şu kadar vade farkıyla gibi. Bu da bir faiz olarak değerlendirilir. Evet. Şimdi e, o zaman temel kurallarımızı zikrederek başlayalım. Buyurun. Bir defa e, yani İslam'ın faizi haram kıldığı kesindir. Bu konuda ayet-i kerimeler, hadis i şerifler ve İslam ulemasının icması vardır. Ondan dolayı Din İşleri Kurulumuz öteden beri faizin haram olduğunu, faiz vermenin, faiz almanın, bu işe kefillik yapmanın caiz olmadığını her fırsatta e, söylemektedir. Yani bu konuda e, herhangi bir şekilde tereddüt de söz konusu değildir. E, bunun dışında ee, sizin işaret etmiş olduğunuz husus, efendim hani e, ilk ev için faiz caiz midir, Fa faizli kredi almak e, caiz midir hususu. E, açıkça ifade edeyim ki ben 2010 yılında Dinişçe Yüksek Kurulu'na intisap ettim. O günden beri hem uzman olarak hem üye olarak e, çalışıyorum. E, hiçbir müktesebatımızda, ne kararlarımızda, ne ...fetvalarımızda ne uzmanlarımızın verdiği cevaplarda... ...ilk ev için faizli kredi almak caizdir gibi... ...herhangi bir ifadeye, ibareye rastlamadım. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir fetva da kurulumuz tarafından ne eskiden ne şimdi verilmiş değildir. Şimdi şöyle denilebilir. Siz şu tarihi söylediniz... Ondan önce de Dini 388 Kurulu'nun vermiş olduğu fetvalar efendim bizim kayıtlarımızda bulunmaktadır. Yazılı olarak hı hı. hem de arşivlenmiştir. Bu arşivlerde de böyle bir kayıt bulunmamaktadır. Onun için kurula yani nispet edilen böyle bir görüşün olmadığını ilk ev için faizli kredi alınabileceği hususunda... Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bir fetvasının olmadığını net bir şekilde ifade edelim. Eyvallah. Ee, sorunuza gelirsek, e, çok değerli hocam, yine e, geçen seneler e, hem bizler tarafından hem diğer muhterem hocalarım tarafından tereddütsüz bir şekilde söylenen bir cevap var. O da faizli krediyle ev almanın caiz olmayacağı hususunu biz defalarca ifade ettik. E, peki, Şimdi ee, şirketler, firmalar e, şu kadar peşin verirseniz, e, şu kadar e, taksit oranıyla e, biz size e, evi satarız dediklerinde ne olur? Bu sorunun cevabı e, bu programın başında söylemiş olduğumuz bir malı peşin veya taksitli almanın cevabının aynısıdır. Hani koltuk alırken peşin 100 lira, taksitli 120 lira evet. nasıl caizse... Bir evi peşin alırken diyelim ki 1 milyon taksitli bir buçuk milyon şeklinde alma arasında bir fark bulunmamaktadır. Çünkü burada mal satılıyor değil burada mi? Burada bir tarafta para, öbür tarafta ise mal var. Yani bir gayrimenkul var veya bir menkul mal var. Fark etmez. Bunun koltuk olmasıyla beyaz eşya olmasıyla efendim ev olması arasında bir fark bulunmamaktadır. Burada alışveriş var. Allah'ın e, haram kıldığı faizdir. Helal kıldığı ise alışveriştir. Alışverişte peşine göre vadede bir miktar fazla olması onu faiz yapmaz. Bu vade meşru vadedir. Faiz olmayan bir vadedir. Onun için şirketler ile böyle bir işlem yapmakta bir miktar peşin verip gerisini vadeli olarak ödemekte bir sakınca bulunmamaktadır. Tabii ki alışverişimizi... Dikkatli bir şekilde yapmamız gerekir. Sağlam bir şekilde yapmamız gerekir. Ee, yani zarara uğramaktan ve zarar vermekten her zaman sakınmamız lazım gelir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Tabi burada şeye de dikkat etmek lazım mı hocam? Benim aklıma geldi. Bu da benim sorum olsun. Diyelim ki X bir inşaat firması böyle bir ilana çıkmış ama anlaşma noktasında tekrar bizi konvensiyonel bir bankaya sevk ediyor. E Tabii o zaman, o zaman, yine o faiz zaman o kredi olur yani faizli kredi olur. Biz e, direkt o firmayla aktimizi, alışveriş aktimizi firmayla yapmamız gerekir. Aynı şeyi araç üzerinden de düşünebiliriz. Burada da e, bankayı araya koymadan direkt firmadan e, peşin araç alabileceğimiz gibi taksitli olarak da araç satın alabiliriz. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var. Kahramanmaraş'tan Zeynep Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo merhaba. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür canım? ederiz. Merhabalar Zeynep Hanım. Buyurun. bir şekilde olacak. Hocam büyüye inanmayan ya da büyüye inanan dinden çıkar mı? Büyü yapıldığı söylenen kimse nasıl hareket etmeli? Bu birinci sorum. Sorunun devamı olarak da şöyle düşünüyorum. Büyü yapıldığından şüphelendiğim için bunu soruyorum aslında. Eğer büyü yapıldığından şüpheleniyorsak bunu bozdurmak da büyü yaptırmaya dahil olur mu hocam? Peki. Allah yardımcınız olsun. Kahramanmaraş'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Şimdi hocam bu konuyla alakalı çok büyük tehlikeler var aslında. Bazen elimizin altında artık sosyal medya denilen şey olduğu için bunu sıklıkla görebiliyorum mesela. Bir de bu işleri yapanlara hoca yaftası yapıştırılıyor. Aslında benim kanaatimce bilmiyorum siz onaylar mısınız ama üfürükçü dediğim. Hatta sonuçları çok ağır yerlere giden bir takım işlere de imza atıyorlar. Şimdi Zeynep Hanım'ın sorusu birkaç boyuttu. Büyüye inanıp inanmama noktasında kişinin bir Müslüman'ın tavrı ne olmalı? Bu soruyu evvela bir cevaplandıralım. Daha sonra şayet bize büyü yapıldıysa bunu bozdurmak adına ne gibi adımlar atmalıyız diyelim. Evet. Şimdi muhterem hocam. Ee, malumunuz Cenab-ı Allah e, bize bazı şeyleri helal kılmış hatta çoğu şeyi helal kılmış bazı şeyleri de haram kılmıştır evet. İçki haramdır biraz önce anlattık faiz haramdır domuz etini yemek haramdır şimdi e, içki diye bir şey var mı var değil mi Tabii. var ama haram kılınmıştır yani domuz diye bir e, yaratık var bir mahluk var fakat onun etini yemek haramdır. İşki var, onu içmek haramdır. Ondan dolayı aynı şekilde sihir ilmi de vardır. Yani bu bir ilimdir. Hı hı. Fakat bunu yapmak haramdır. Bunu yaptırmak haramdır. Yani bir şeyin varlığı onun ee, hükmünü e, hükmüyle aynı değildir o şey vardır fakat onu yapmak ve yaptırmak haramdır evet. peki niçin yaratılmıştır yani bu sorunun e, cevabını e, çeşitli bir şekilde verebiliriz ama esas konumuz o değildir neden içki vardır sorusunun cevabını e, vermemiz gibi olur yani işte sarhoş edici bir şeyi Allah niye yaratmıştır Orada bir imtihan var işte. İşte orada bir imtihan var. Sihirde de bir imtihan var. Ayeti kerime de öyle buyurmuyor mu Yüce Rabbimiz? Harut ile Marut insanlara sihir ilmini öğretiyordu. Onlara diyorlardı ki, biz bir imtihan vesilesiyiz. Bakın e, karı kocanın arasını ayırmak için bizden gelip de bu ilmi öğrenmeyin. Ama öğrenmek isteyene de öğretiyorlardı. Niye? İşte imtihan vesilesi. Biraz önce. Söylediğiniz gibi. Onun için büyü ilmi yani sihir olayı vardır. Ama bunu yapmak, bunu yaptırmak haramdır. Ve bu işle uğraşmak büyük günahtır. Bunu yaptırmak büyük günahtır. İnsanların zarar vermek için büyü yaptırmak çok büyük bir günahtır. Nasıl ki içki içmek büyük bir günahsa, domuz eti yemek büyük bir günahsa, faiz almak, vermek büyük bir günahsa, efendim kumar büyük bir günahsa büyü yaptırmak da, sihir yaptırmak da öyle büyük bir günahtır. Bundan bütün Müslümanların e, kaçınması, uzaklaşması e, gerekmektedir. Efendim e, o zaman şuna, şuna söyleyelim ki e, Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmak Müslümanın en temel vazifesidir. Şüphesiz. Peki ben büyü yapıldığına inanıyorum. Ne yapmalıyım? Bir defa şüpheyle hareket etmemek gerekir. Yani işte bana büyü yapıldı, bana sihir yapıldı. Bunların hepsi zandır. Yüce Rabbimiz bize zamdan uzaklaşın, zannın peşine düşmeyin, zannın çoğusu yalandır e, diye ayeti kerimede buyuruyor değil mi değerli hocam? Ondan dolayı e, bana büyü yapıldı, Büyü var işte şu yapıldı gibi e, hususları dile getirmek bunların peşine koşmak bize zarar verir Bizi vesvese sahibi yapar Bu sefer psikolojimizi de bozuyoruz Aynen benim söylemek istediğim de zaten buydu e, Bir de daha kötüsü var sizin biraz önce işaret ettiğiniz gibi toplumda istismarcılar var e, Bu tür insanları kullanan kimseler var Bunlara büyücü denir. Hani siz üfürükçü dediniz ya evet. sihir e, sihir yapan kişiler denir. Bunlardan şeytandan uzak durur gibi durmak gerekir. Yani insanın şeytandan uzak durması nasıl kesin olması gereken Tabii. bir şeyse büyücüden, üfürükçüden, sihirbazdan uzak durmak da aynı şekilde e, gereklidir. Bir Müslümanın e, bunlara yakayı kaptırmaması gerekir. Çünkü bunların yanına gittiğinizde e, bir takım vesilelerle, ben şimdi o detaylara girmek istemiyorum, konumuz o değil. E, bir takım vesilelerle e, size e, bazı yalan yanlış şeyleri doğrularla karıştırarak söylerler. Ve sizi celbederler, çekerler. Bir, arada bir iki şey de tutuyor ya, oradan zaten evet, kapılıyorlar. Kapılır, ondan sonra hem maddi olarak... ...istismar etmeye başlar. Hem manevi olarak istismar etmeye başlar. Kullanır Allah göstermesin. Yakanızı verdiğinizde paçanızı kurtaramazsınız. Allah Çünkü bir gittiniz mi ondan sonra kendinizi bir daha alamazsınız. Peki ne yapalım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapalım. Bize öğrettiğini yapalım. Allah'a dua edelim. En birincisi bizi yaratan Allah bizi kötülüklerden koruyacak olan Allah. Ee, bu büyücülerden uzak durmak, sihirbazlardan uzak durmak en büyük yapılacak iştir. Kendimizin yani bize büyü yapıldı şeklinde bir düşünceye, bir vesveseye kapılmamak, bundan uzak durmak en büyük bir kurtuluştur. Yine de kendimizde bir takım sıkıntılar hissediyorsak, o zaman Efendim ayetel kürsüyü okuyalım. Efendim Felaknas surelerini okuyalım. Şifa suresi olan Fatiha suresi okuyalım. Allah'a yalvaralım. Her zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği gibi dua edelim. Efendim şeytandan, büyücülerden, vesvesecilerden, efendim onların peşinde olanlardan, kem gözlerden, e, Ya Rabbi sana sığınıyoruz diye dua edelim. Felak suresinin, Nas suresinin manalarını okursak o kadar güzel bize, Bizi de Anlatıyor ki aslında. yani e, ve bu durumda rahatlarız e, hem de bizi istismar etmek isteyenlerden kurtulmuş oluruz. Şunu bilelim ki biz onlara yaklaşmadıkça onlar bize zarar veremezler. Uzak duralım zarardan emin olalım. Eyvallah. Peki hocam hani e, izleyicimiz Zeynep Hanım şunu da sordu ya. Büyüye inanmamak gibi bir durum bizi imani açıdan tehlikeye düşürür mü? Yani e, matematiğe inanmıyorum demek gibi bir şey olur. Kimyaya inanmıyorum demek Hı. gibi bir şey olur. Yani Hı. bir ilme inanmamak gibi bir şey olur. Var olan bir husustur. Bir ilimdir. Eyvallah hocam. Sihir diye bir ilim var. Ama haram ilimdir. Onun için baştan anlattım ya. Yani domuz var mıdır? E, var ama etini yemek haramdır. Tıpkı bunun gibi aslında. Aynen bunun Peki. gibi. Şimdi e, şu konuya da dikkat çekmek istiyorum. Bu tarz... ...saçmalıkların tabiri caizse... ...hani böyle üfürükçülerin... ...işte sapkın insanların... Ee, ...bir video atıyorlar hocam ortaya... ...daha çok izleniyor... ...daha çok beğeniliyor... ...insanlar arasında daha çabuk paylaşılıyor... ...yani doğrunun alıcısının... ...biraz az olduğu dönemlerdeyiz... ...Kaya Bey şimdi şöyle bir soru sormuş... ...mühterem hocam bu videoyu ben de gördüm... ...sosyal medyada bir video dolaşıyor... Ee, ...videonun içeriği şu... ...Fatiha ve diğer dua ayetleri... ...Allah sözü değil... ...Peygamber Başka Aleyhisselam'ın sözüdür... Allah. Dayandıkları şey de şu, sığındıkları e, konu. Allah kendisine dua etmez. Bunlar peygamberlerin dualarıdır, Kur'an'da da böyle yazılıyordur diyor. Bunun bir gerçeklik payı var mı demiş. Şimdi biz burada bunu anlatacağız. Bunu özellikle e, bence kesip sosyal medyaya yüklemek lazım. Karşı hemen e, savunma psikolojisiyle bunu evet. yaymakta fayda var. Şimdi çok muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'in başından Fatiha suresinin başından Nas suresinin sonuna kadar hepsi Allah'ın ayetidir hepsi vahidir ee, allah Allahü Teala tarafından Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla peygamber efendimize gönderilmiş ve namazda okunan e, 1500 yıldır zerresi dahi değiştirilememiş değiştirilmesi de kıyamete kadar mümkün olmayan Rabbimizin indirdiği ve korumakla da efendim ben koruyacağım dediği kelam-ı kadimdir. Yani varlığının başlangıcı olmayan ve varlığının sonu olmayan Allah'ın sözüdür. Kelamullah'tır. Ondan dolayı efendim şu şuranın sözü, bu buranın sözü şeklinde e, halkımızın kalbinde vesvese düşürmeye çalışan kimseler ya da e, Kur'an-ı Kerim hakkında insanların düşüncesini imanını daha doğrusu zayıflatmak isteyen kimselerden e, uzak duralım. Onların sözlerini kesinlikle dinlemeyelim. Fatiha suresi e, ve diğer bütün dua e, ayetleri Allahü Teala'nın bize öğretmiş olduğu dua ayetleridir. Çoğu yerde Yüce Rabbimiz buyurur ki, de ki ey kulum, de ki ey Muhammed, de ki ey peygamber e, diye başlar ve bana şöyle dua edin diye devam eder. Evet. Birçok ayeti kerimede e, ve ondan sonra Yüce Rabbimiz bize kendisine nasıl dua edeceğimizi öğretir. E, Rabbena, Rabbena diye bize ey Rabbimiz ey Rabbimiz diye nasıl dua edeceğimiz bize e, bildirir. Biz de o şekilde Rabbimize dua ederiz. Onun için Allahu e, Allahu Teala bize nasıl öğrettiyse biz o ayetlerle dua edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize neyi öğrettiyse biz o e, mesur ifadelerle Yüce Rabbimize dua edelim. E, efendim bunun dışındaki sözlere kesinlikle kulak asmayalım. Fatiha suresinde Yüce Rabbimiz alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki o Rahmandır, Rahim'dir, din gününün sahibidir diye başlıyor. Öyle değil mi? Ondan sonra bize öğretiyor. Diyor ki bana şöyle deyin. Ey Rabbim ancak ve ancak sana ibadet ederim. Ancak ve ancak senden yardım dilerim. Şimdi Allahü Teala kendisi için böyle der mi? Aslında maksat bizim böyle dua etmemiz. Öğretmek yani. Biz, bize öğretiyor Yüce Rabbimiz. Birçok ayeti kerimede ee, yine Rabbimiz de ki ifadesiyle başlıyor ve bizim nasıl dua etmemiz gerektiğini e, bize öğretiyor. E, biz de o şekilde Rabbimize dua ediyoruz. Yani e, her dönemde var. Bu sadece bu ahır zamanın fitnesi değil değerli hocam. Hep vardı. Aslında. Bütün dönemlerde insanların insanlığı var olduğu günden bugüne kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra e, her dönemde bu tür e, kimseler vardı, insanların e, dine karşı olan e, imanlarını, itikatlarını sarsmak için çalışan şeytanlaşmış kimseler vardı. Ama bu dönemde biraz daha fazla var çünkü iletişim çağındayız. Her şey anında her tarafa yayılı veriyor. Ondan dolayı Rabbim ahır zamanın fitnesinden bizleri muhafaza buyursun Amin hocam. Bu tür fitnecilerin fitnesinden de muhafaza buyursun. Amin. Rabbim bize e, günde beş vakit namazımızda her rekatta okuduğumuz Fatiha'yı dilimizden e, eksik etmemizi Rabbim muhafaza buyursun. Daima Fatiha'yı her zaman her daim okuyalım. Ecdadımız bize bunu öğretti öyle değil mi? Bakın dua ederiz yine Fatiha okuruz her an Fatiha okuruz her daim Fatiha okuruz. Kötülüklerden sakınmak için Fatiha okuruz. Rabbim daima Fatiha'yı daim okuyanlardan etsin. Allah esin. razı olsun. Özellikle dini konularda hele dini müktesebatı olmayan bu anlamda kendini yetiştirmemiş insanlardan duyduğumuz şeyleri yaymak da bir vebal değil mi hocam? İşte bak Büyük adam bunu söylemiş tabi. mesela sosyal medyada binlerce kimse birbirine göndermiş. Aslında baktığınızda Bazı ilk bilmem. çıkan noktada bunu söyleyen kişinin dini bir müktesebatı da yok. Eğitimi de yok. Aynen buyurduğunuz gibi. Yani Fatiha suresi ki ümmül e, kitaptır. Yani kitabın özüdür. E, böyle bir sure hakkında insanların e, zihnini e, zihnine vesvese düşürmek gerçekten günahtır. Rabbim e, böyle bir günah hocamız. işlemekten bizleri muhafaza Amin buyursun. Amin efendim. Bir telefon bağlantımız daha var. Ali Bey hattımızda. Mardin'e gidiyoruz. Alo. Alo. Hayırlı yayınlar diliyorum hocam. Teşekkür ederiz Ali Bey. Hocamıza bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam ben bir şirkette temizlik görevlisi olarak çalışmaktayım. E, malum lavluları vesaire de yıkıyoruz ama bunun sürekli bir kıyafet değişikliği de yapamıyoruz haliyle. Bunun namaz kılmak caiz midir, uygun olur mu onu hocamıza sormak istemiştim. Peki. Allah kolaylıklar versin. Ali Bey Mardin'e selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ne dersiniz evet. hocam? Rabbim bütün kardeşlerimize yardım etsin diye dua ediyorum. Hele ki yani bir de ağır işte çalışan efendim kardeşlerimize daha fazla yardım eylesin. Amin. Yani temizlik görevlisi olarak çalışan kardeşlerimiz de... ...bu işte çalışıyorum diye her an benim üstüm pislendi, necis oldu. Bu şekilde düşünmelerine gerek yok değerli hocam. Yani... Necaset bellidir. Namaza engel olan necaset. Nedir hocam o? İşin hijyenik boyutu farklıdır. Değil mi? Yani bazı hijyenik olaylar farklıdır ama Hı. namaza engel olan necaset nedir? İşte efendim kandır, idrardır, insan gaytasıdır. Yani dışkısıdır. Efendim et yemeyen hayvanların dışkısıdır, bevlidir. E, şaraptır. E, domuz e, e, ürünlerinin... E, insana değmesidir veya domuzun salyasıdır. Ee, köpek gibi hayvanların salyasıdır. Ee, yani bunlar necistir. Ee, i̇rin mesela evet. e, necistir aynı şekilde. Ee, şimdi bunlardan da... E, Sıvı Ölçme olanlardan mu? avuç ayası kadar affedilmiştir. Namaza namazın saatine engel olma noktasında. Hı hı. Yani avuç ayası kadar bir sıvı diyelim ki elbisemize avuç ayasından ıı, az bir şekilde kan değmiş, irin değmiş. Eğer bundan büyük değilse ee, namaza evet, engel değil. namazı engel değildir. Ya da katı ıı, necaset ıı, durumlarında ise baş parmağın büyüklüğü kadar, hani anlayalım diye bu şekilde ifade ediyoruz. Yoksa onların şeri ölçüleri var. Ama Allah kendisinden razı olsun. Hazreti Ömer Efendimiz bize böyle çok güzel bir şekilde Tarif öğretmiş. Ee, efendim, başbakanlarımızın tırnağının büyüklüğü kadar e, katı e, necaset, insan dışkısı veya e, et yemeyen hayvanların dışkısı gibi bunlar da e, affedilmiştir. Bu kadar e, geçmediği sürece. E, şimdi Böyle bir şey yoksa, ee, yoksa o zaman e, namazı engel bir durum söz konusu değildir. Eyvallah. E, bunlara dikkat edelim. E, onun dışında temizlik görevlisi olarak çalışmamız, yerleri temizlememiz, hatta tuvaletleri temizlememiz, elbisemizi değiştirmemiz için gerekli bir sebep Değil. değildir. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün dükkürümüzün sonuna geldik. Hızlı Gerçekten geçti. Gerçekten çok hızlı geçti. Evet. Benim ee, için de önemli. Şaşırdım. E i̇nşallah tekrar devam edeceğiz hocam. <laughs> i̇nşallah edeceğim. böyle bu sezonda böyle hızlı bir şekilde, faydalı bir şekilde e inşallah. geçer. Cenab-ı Allah razı olsun. İnşallah tekrar buluşmak Sizlerden duasıyla hocam. Ben olacağım. de teşekkür ederim. Evet muhterem izleyicilerimiz bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ekranlardan tanıdığımız bizim için çok kıymetli olan Mehmet Kapukaya hocamızın anneciği vefat etti. E, hocamızın annesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Çünkü hoca bizim için kıymetli. Onun annesi babası da bizim için kıymetliydi. Hem annesini hem babasını Kaybetmiş oldu hocamız. Ee, i̇nsan annesini ne zaman kaybederse kaybetsin bir tarafı yaralanır. Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin annesini. Bütün annelere, hayatını kaybeden bütün annelere, babalara rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara da sağlık, afiyet, niyaz ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Öğrenmek herkese farzdır.